Ya sus yeter. Bırak. Bırak, hiçbir yere gitmiyorum. Ya ne yapmaya geldin buraya, rezillik çıkarmaya mı? Mutluluğunuzu bozmaya geldim. O yalanla, sahtelikle yarattığınız dünyanızı başınıza yıkmaya geldim. Ya sen aklını mı kaçırdın ya? Ne istiyorsun bu insanlardan? Ben zaten senin yüzünden yeterince... Haykıracağım ya gerçekleri yüzlerine. Ne olursa olsun artık. Yansın, yıkılsın ortalık. Benim hiçbir şey umurumda değil artık. Eğer böyle bir şey yaparsan beni tamamen kaybedersin. Ben zaten seni kaybettim Somer. Sen daha doğmamış çocuğun için beni, kızını evden atmaya kalktın ya. Seni asla affetmeyeceğim. Ben kimseyi evden atmaya çalışmadım. Sadece sizin için en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. En doğrusu. En doğrusu ne biliyor musun? Bir çocuğun annesiyle babasıyla birlikte büyümesi. Kiraz için en doğru olan bu. Sen daha o dünyaya gelmeden kızımın hep yanında olacaksın. Onu asla yalnız bırakmayacağım diye atıp tutuyordun ya. Benim kızım o şansını senin yalanların yüzünden kaybetti. Hayır Somer. Ben Kiraz'ı karnımla taşırken... sen Türkan'a aşık olunca kaybettik biz. Ama unutma ki Kiraz da senin çocuğun. Sen Türkan'ınla mutlu bir hayat süreceksin diye benim kızıma sırtını dönemezsin. Ondan vazgeçemezsin. Benim kızımdan vazgeçtiğim yok. Ona huzurlu bir yuva vermek için. O yüzden uzaklaştırıyorsun değil mi? Gözün görmesin de nerede yaşarsa yaşasın. Sana günahını hatırlatıyor çünkü. Değil mi Somer? O yüzden tahammül edemiyorsun sen benim kızımı. Ben asla böyle düşünmedim. Eğer sana böyle hissettirdiysem... Benim ne hissettiğim senin umrunda mı sanki? Ama bu işten öyle kolay kolay sıyrılamayacaksın. Senin de uykuların kaçacak, annenin de, anladın mı? Türkan'ınki evlatsa benimki de evlat. Onunki torunsa benimki de torun. Sen daha doğmamış çocuğuna nasıl sahip çıkıyorsan benim kızıma da sahip çıkacaksın. Türkan'a bebeğine verdiğiniz değeri bize de vereceksiniz, anladın mı? Benim kızım koltuk köşelerinde yatıyor ya. Sen daha kızına bir beşik bile alıp getiremedin. Mine tamam, bak. Bütün bunları konuşacağız, tamam mı? Ama şimdi lütfen git buradan. Konuşacak bir şey yok. Eğer rezillik çıkarmamı istemiyorsan... bizi evden atmak yerine... söylediklerimi düşünüp gereğini yapacaksın. Bak. Türkan nerede? Tuvalete gitti herhalde. Senin peşinden gitmişti. Ben bir bakayım Türkan. Sevgilim. Sevgilim ne demek Somer? Anlayamadım. Anlayamazsın tabii. Anlamını bilmediğin kelimeler neden kullanıyorsun o zaman? Türkan. Evet Türkan. Türkan ben. Hepinizin saf salak yerine koyduğu Türkan. Kibarlığını zayıflık, iyi niyetini acizlik, saygısını, nezaketini korkaklık olarak değerlendirdiğiniz Türkan. Aşkım neler diyor? Aşkım deme bana! Sen de aşkın da yalanmış. Bu masa! Bu masa! Bu masa!
herkes yalanmış. Seni unutacağım Somer, korkma. Seni ve seninle yaşadığımız her şeyi unutacağım. Unutmazsam yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun yüreğime. Anlayamadım. Halacığım, neyin var? Yüzün bembeyaz olmuş. İyiyim. İyiyim. Midem bulandı sadece. Türkan. İyiyim dedim ya anne. Canım, bir nane limon yaptıralım istersen sana. Gerek yok.